Merhaba arkadaşlar. Geliştiren test 59'dayız. İlk sorumuz eşit bölmeli düzleme yerleştirilen düzlem aynalara K ve L ışınları şekli gibi gönderiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bu çok basit sorular. Bunlar daha önceki yıllarda da çıkmış sorulardır. Yansıma kurallarına uyarak ışığı devam ettireceğiz. Bakın K ışını köşegen olarak gelmiş arkadaşlar. Köşegen olarak gider. Buradan itibaren şuradan yine bakın köşegen olarak gönderdim gördüğünüz gibi. Sonra tekrar köşegen olarak buraya gelecektir. Bakın buradan tekrar köşegen olarak buraya gidecektir. Köşegen olarak tekrar buraya gelecektir. Bakın köşegen 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 olarak tekrar buraya gelecektir. Köşegen olarak buraya gelecek. Bakın yine buradan köşegen olarak buraya gelecek. Hemen köşegenleri çizdim. Buradan da yine köşegen olarak buraya gelecek. Bakın gördüğünüz gibi buradan da çıkacaktır. Tam göze ulaştı gördüğünüz gibi. Bu doğru. L ışını göze ulaşır diyor. Aynı şeyi bunun içinde tekrar edeceğiz bakın. Geliyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi buna da paralel gideceksiniz. Zaten birken buradan çapraz geçiyorsunuz tabii. Buradan tekrar bakın köşegen olarak giderken tam buraya çarpıyorsunuz. Buradan da köşegen olarak çarptığınızda buraya dik geliyorsunuz ve tekrar kendi üzerinizden geri dönüyorsunuz. Demek ki göze ulaşamadı. Bu L idi. L burada kaldı. K ulaştı. Evet ulaşır diyor. Yanlış. Yanlış. Ulaşamaz diyor. Doğru. 1 ve 3. E seçeneği olur cevabımız. İkinci soruda düzlem aynalar ve ışık kaynağı eşit bölmeli düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? K ışını ışık kaynağından gelmektedir. Aynı şekilde bakın bu ışının yansıma kurallarına göre devam ettirelim. Buradan köşegen olarak gelen bir ışınımız var görüyorsunuz. Buradan yine köşegen olarak geldi. Evet K ışını gerçekten de ışık kaynağından geliyormuş arkadaşlar. Bu doğru. L ışını ışık kaynağından gelmemektedir. Bakalım bunda 2'ye 1 olarak yansımış. Dikkat eder misiniz? 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 olarak ve buradan dışarıya çıktık. Evet bu da gelmemektedir diyor. Bu da doğru. M ışını ışık kaynağından gelmektedir. Bakalım 2'ye 1 geldi bakın. Buradan da 2'ye 1 yansıdı. Buradan yansırken yine 2'ye 1 olarak yansıdı. Bakın şurasını normal olarak kabul ederseniz 2 birim buradan, 2 birim de uzağından yansıyacak. 2'ye 1, 2'ye 1 ve aynı şekilde gördüğünüz gibi ışık kaynağının üzerinden geçtik. M de ışık kaynağından gelmektedir. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. X'ye düzlem aynalarıyla bir ışık kaynağı eşit bölmeli düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir. Buna göre ışık kaynağının görüntüsü yargılarından hangileri doğrudur diyor. K noktasındadır. Bakın önce her bir aynadaki görüntüsünü bulalım. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Evet K bir görüntüsüdür. Sonra Y aynasındakini bulalım. 2 birim. Evet bu da görüntüsüdür. Şimdi şunu yapıyoruz daha sonra. Görüntünün diğer aynadaki görüntüsünü buluyoruz. Mesela bunun diğer aynadaki görüntüsü 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Şunu da düşünebilirsiniz hocam. K'dakini niye bulmadık? Evet. K'dakini de bulursanız fark etmeyecek. Çakışacaktır. 1, 2, 1, 2. Gördüğünüz gibi K, L ve N. K, L ve N görüntülerimiz. Ama M değil. 1, 2, 4 cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. X, Y düzlem aynaları ile bir cisim eşit bölmeli düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Görüntü bulma işlemi. Evet Y'deki görüntüsüne bakıyorum. Bir birim uzakta. Evet burada bir görüntüm var. X'deki görüntüme bakıyorum. Evet şurada da bir görüntüm var. Bunlar X cisminin görüntülerini nasıl buluyorum? Dik uzaklık kuralıyla buluyorum. Bakın dik uzaklık. Sonra ne yapıyordum? Görüntünün görüntüsü şeklinde devam ediyorum. Ne yapalım? Bakın K'nın görüntüsünü alalım. Şu aynamızı uzatıyorum. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Evet M'de görüntüm oldu gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Mesela bunun da görüntüsünü bulalım. Bu cismin şu görüntünün Y'deki görüntüsünü. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet N noktası da görüntüm oldu gördüğünüz gibi.
Sonra bunu uzatabilirim. Bakın bunu uzatırım. Bu aynayı da uzatacağım. Bunların da tekrar görüntüsünü bulacağım. 1, 2 birim. 1, 2 birim. Bakın şuradan hesaplayın. Çapraz olarak 2 birim. Burada da bir görüntüm var gördüğünüz gibi. Şimdi bu görüntünün de tekrar burada bunun görüntüsünü bulabiliriz. Bakın şöyle yapalım. M'nin de buradaki görüntüsü veya bunun da buradaki görüntüsü. Zaten son görüntüler çakışmak zorunda. Bakın bunun buradaki görüntüsünü veya M'nin buradaki görüntüsünü aldığımda çakışıyor gördüğünüz gibi. Evet, bu şekliyle arkadaşlar ne yaptık? Hepsi kalemini bunların görüntüsü olmuş oluyor. Aslında şöyle bir formülümüz vardı. N eşittir 360 bölü alfa eksi 1 görüntü sayısını veriyor. Yapalım. 360 bölü 45 derece gördüğünüz gibi eksi 1. 7 tane görüntü çıkması lazım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bir tanesini K noktamız da vardı. Oradan itibaren K'yı unuttuk arkadaşlar. K'daki de görüntümüzdü. 7. M'nin K'yı işaretlemiyorum. Şu 7. Şimdi bir de şöyle bir kural var. Görüntüyle beraber bir eşkenar, çok kenar oluşturur. Bakın buradaki çizecek olursanız şu şekliyle bir çok kenar oluşturduğunu görüyorsunuz. Yani bir sekizgen oluşturuyor. O halde hepsi doğru, cevap E seçeneği olur. Beşinci sorudayız. X düzlem aynasıyla özdeş cisimler eşit bölmeli düzleme şekilde gibi yerleştirilmiştir. X aynasına, G noktasına bakan bir gözlemci arkadaşlar diyor ki burada cisimlerin görüntülerini hangi görüntülerini görebilir? Yani görüş alanını istiyor bizden. Görüş alanını iki yöntemle bulabiliyoruz. Bakın müsaitse aynanın arka tarafı cismin görüntüsünü, yüzün görüntüsünü alıyoruz. Ve aynanın uç taraflarına ışınlar çiziyoruz. Bakın 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 buradan geçtik. Bir de alt tarafına çiziyorum. Bakın böyle böyle çiziyorum. Dikkat ederseniz bunun üzerinden geçmeyecektir. Bakın şuradan geçecektir. L'nin üzerinden geçmeyecek. Çünkü geçebilmesi için nasıl oldu? 2'ye 1. Evet, aynen. Şöyle. Altta kalıyor L. Hani 2'ye 1 olarak gidiyorum. 2'ye 1 olarak gidiyorum. Böyle. Şimdi ne oldu? Hangileri içerisinde kaldı gördüğünüz gibi? L, M ve N cisimleri görüş alanımın içinde kaldı. Şimdi şunu da denemeye gerekir. Görüntülerini aldığımızda bunların aynadaki göze ulaşırken engelleme var mı? Bunlar mümkün değil. Yani buradan çizersen göze ulaşır. Buradan çizersen göze ulaşır. Bunu da aldığımız zaman buradan çizersen gözümüze ulaşır. Yani şu önlerde onları engelleyecek herhangi bir cisim olmadığı için görüş alanındaki cisimleri rahatlıkla görebilir. L, M, N yani E seçeneği olur cevabımız. Altıncı sorudayız. X, Y düzlem aynalarıyla özdeş cisimler eşit bölmeli düzleme şekilde gibi yerleştirilmiştir. X aynasına G noktasından bakan bir göz Y aynasında hangi cisimleri görebilir? Bu tarz sorularda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Gözden X aynasına ışınlar gönderip Y üzerinden yansımalarını sağlıyoruz. Bakın buraya bir ışın gönderdim köşegen olarak. Geldi 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 tam Y'nin burasına. Şimdi öyle bir ışın göndereceğim ki Y'nin bakın diğer ucunu içine alması lazım. Şuradan bir ışın gönderebilirim. Bakın 2'ye 1. Aynen öyle. Bu da gözden geçiyor. Şimdi bu ışınların da yansımalarını alacağım. Yansımalarını aldım. Evet, gördüğünüz gibi bunun da yansıması buradan geçti. Bununki de dikkat ederseniz köşegen olarak geldi. Köşegen, 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 köşegen olarak yansıdı. İşte X aynası yardımıyla Y'deki görüş alanını belirledim. Y'nin şu yansıyan ışınları arasındaki bölgedeki cisimleri görebiliyoruz. Kimler bunlar? L ve N cisimleri. Cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. X, Y düzlem aynalarıyla bir P cismi eşit bölmeli düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir. X aynasına G noktasından bakan bir göz P cisminin görüntüsünü hangi noktada görebilir? Öncelikle P cisminin görüntülerini belirleyelim.
Y aynasında burada bir görüntümüz var. Sonra X aynamızda burada bir görüntümüz var. Sonra bakın bunu ne yapıyorduk? Uzatabiliyorduk Y'yi. K'nın bir de burada görüntüsü var. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bu görüntülerden X aynanın üzerinden geçerek göze ulaşan ışın hangisi? Ona bakmam gerekiyor arkadaşlar. Göze ulaşan ışını bulmam lazım. Şimdi dikkat ederseniz K'dan bir ışın çizeyim bakın. Çiziyorum 3'e 1. X aynasının üzerinden geçecek ama. 3'e 1, 3'e 1. Evet 3'e 1 şuradan gidiyor dikkat ederseniz değil mi? 1, 2, 3, 1'im. 1, 2, 3, 1. Göze gelmedi. Demek ki K'daki görüntüden gelen ışınlar X aynası üzerine değmek zorunda. Bakın arkadaşlar yukarıdan çizip ulaştırabilirsiniz ama aynanın üzerinden geçmediği için bu aynada görülmüyor demektir. M'den gönderdiğimizde ise kesinlikle bakın M'deki ışın böyle gelir 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 tam göze ulaşabiliyor. Dolayısıyla M görüntüsünü yani P'nin 3 tane görüntüsü var ama hangisini görebiliyoruz? Sadece M'yi görebiliyoruz. Yani X aynasında bu. Y aynasındakini sorsaydı R'yi de görebiliriz derdik burada. Evet cevabımız o halde C seçeneği olur. 8. sorudayız. X düzlem aynası ile G noktasına bir cisim eşit bölmeli düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir. Cisim G noktasından P noktasına getirilirse cismin görüntüsü için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Cismin bakın önce G'deyken görüntüsüne bakalım. Bu aynalarımızı uzatabiliyorduk bakın bu şekliyle. Uzattık uzattık görüntü bulurken. 1, 2, 3, 4, 1, K. K'daki. Şimdi buraya P'ye geldik. P'deyken görüntümüz nerede arkadaşlar? Aynaya 2 birim. M'de. O halde ne olacak? K noktasından M noktasına gelir. Cevap B seçeneği olur. Evet. 9. sorudayız. Bir düzlem ayna ile bir eş cisim eşit bölmeli düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar? Şimdi cisim A'dan B'ye getirirse görüntüsü L'den K'ya getirilir diyor. A'dayken görüntüsüne bakıyoruz. Evet görüntümüz nerede? L noktasında arkadaşlar. Tamam. Aynamızı buraya getirdiğimiz takdirde, cismimizi buraya getirdiğimiz takdirde kusura bakmayın. Cisimle ayna arasında 2 birim var. O halde tekrar 2 birim olabilmesi için de görüntümüz buraya gelmek zorunda. Evet. L'den K'ya gelir ifadesi doğru. Devam ediyorum. Ayna X'ten Y'ye gelirse. Bunu tekrar siliyorum bakın şimdi. Ayna X'ten Y'ye gelirse. Görüntümüzü unutmayalım. L'deyiz. L'de görüntümüz var bizim arkadaşlar. Şimdi şöyle yukarı doğru çiziyorum. Aynamızı da buraya getirdim. Bu sefer ayna burada. Şimdi aramızdaki uzaklığa bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aramızdaki uzaklık 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman görüntüde N'ye gelecek. Demek ki L'de N'ye gelir. Bu ifade de doğru. Tekrar bunu da tekrar sileceğim şimdi. Diğer durumu görmek için. Cisim A'dan B'ye gelir. Unutmayalım görüntümüz buradaydı tekrar. Cismi buraya koyduk. Bakın cisim burada. Aynayı da X'den Y'ye getiriyoruz. Aynamız da burada. Şimdi sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4 birim. Burada da 4 birim olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 birim. O zaman buraya geldik gördüğünüz gibi. Yani görüntümüz de L'den M'ye gelir. Bu ifade de doğru. O halde 3'ü de doğru. Cevap E seçeneği olur.